Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomu ilk defa izleyenler için benim adım Sinem. Bir önceki videomda mutfağımın halısını yıkamıştım halı yıkama makinesiyle. Aşağıda yorumlar kısmında su filtreli süpürmeyi falan merak edenler olmuş. Onun için tekrardan bir video hazırlamak istedim. Ama videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Öyleyse başlayalım. Şimdi gelelim ilk hazırlanış kısmına. Halı yıkamada şöyle göstereyim. Burayla işimiz vardı, yani şu hazneyle. Ama şimdi bu hazneyle işimiz yok. Buraya kapatıyoruz, bunu da üstüne koyalım. Halı yıkamada bu ürünü de kullanmıyorduk. Ama su filtreli süpürmede ve normal süpürmede bu ürünü kullanıyoruz. Buradan hemen bunu sen çabuk. Şurada zaten şöyle göstereyim. Şurada mandalları var. Şu mandallardan oturuyor üzerine bastırınca. Sonrasında seviyesi olması lazım. Şu köşede altta su seviyesi yazıyor. O seviyeye kadar, yani 2-2,5 litre bir su doldurmamız gerekiyor. Biraz daha. Tamam, yeterli. Bu su filtreli süpürmede yani tozu suya hapsetmek amacı. Onun dışında halıya bir su falan vermiyor. Bir dakika. Şuralarda süngerler var. Bu süngerlerin takılı olması lazım. İki tane şöyle tıpamız var. Halı yıkama yaparken tıpaları şurada görüyorsunuz. Boş delikler böyle açık kalıyor. Bunları böyle hani kaybolmasın diye kapalı deliklere takıyorduk. Ama bu sefer motora su gitmesin diye, değil mi? Evet. Motora su gitmemesi için şu açık olan delikleri kapatmak amacıyla kullanıyoruz. İki tane tıpayı, bu gözüküyor herhalde buradan. Şöyle açık olan delikleri kapatıyoruz. Şimdi tıpa tam tutmadı. O zaman tıpayı iyice bastırmamız lazım ki suya açılmasın. Motora su gitmesin. Şuradaki filtrenin de takılı olduğuna emin olun. Şimdi mandallarıyla kapattık. İki tane hortum var bu makinenin, ama bunda su hortumu olmayan bu. Normal süpürgelerimizin hortumu gibi olan hortumu kullanıyoruz burada. Bunu da şuradan takalım. Uzatma hortumu olan şu hortum. Bu da ucu zaten. İstediğiniz ucuyla yapabilirsiniz. Yani bir su püskürtme olayı falan yok bunda. Süpürdükçe süpürdüğünüz tozu suya hapsediyor sadece. Şimdi biz makineye fişe takalım. Sonra süpürürken sizlere de göstereyim ben. Ha, bu arada halı yıkama yaparken şurada bir pump tuşu var. Pump tuşunu kullanıp su veriyorduk. Bunda pump tuşuyla işimiz yok. Pump tuşunu kapatalım, açık kalmış. Yani pump tuşu hiçbir işe yaramıyor burada. Sadece şu çalıştırma düğmesine basıp normal süpürge yapıyoruz evimize. Şimdi süpürgeye başlamadan önce bunun iki tane ucu var. Biz de sizler gibi bilmiyoruz ama biz bu ucu taktık. Siz istediğiniz takabilirsiniz. İkisi de aynı işlevi görüyor diye biliyorum. Bakayım bir. Şöyle. İkisi de aynı işlevi görüyor. Siz istediğiniz ucu takabilirsiniz. Ben şu an için bunu taktım.
tozu, pisliği hep içine aldı. Hatta şimdi şeyi kaldırayım. Oradan tamamen pisliğini göstereyim. İçine yaklaştır. Evin tüm tozu, pisliği içinde. Ama yalnızca arkadaşlar şurada iki tane tıpa var. Bu tıpaların iyice oturduğunu dikkat edin. Yani iyice oturması lazım bunun, çünkü çıkıyor kendiliğinden. Az önce benimki de çıktı, suyun içine düştü. Bunu iyice çalıştırmadan önce sabitlemeniz lazım. Yoksa motora su gider ve motor yanar. İşte bu şekilde alıyor. Daha fazla gösterebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar kolay. Ha, çok mu gerekli? Bence değil. Çünkü halıya bir su vermiyor. Sadece tozu suyun için alıyor. Ha, torbanın için almış. Ha, tozu suyun için almış. Bence çok da gerekli bir şey değil. Bu arada şimdi sulu süpürgemizi yaptık biz, ama mesela sulu süpürge işlemimiz bitti bizim diyelim. Sadece buradaki suyu döküp sonra makineyi kullanmaya başlamayacağız. Buradaki filtreleri falan tekrardan yıkayıp temizlememiz lazım. Çünkü bu filtreleri de pislik gidiyor. Yani şuralarda gördüğünüz gibi tozlar, pislikler. Bu filtreleri yıkayıp kurutup öyle takıp makineyi öyle kaldırmamız gerekiyor. Yani teferruatlı bir iş. Şöyle göstereyim tekrardan. Onun dışında da toplarken başka yapabileceğimiz bir şey yok değil mi? Tamamdır. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Daha gösterebileceğim bir şey yok diye düşünüyorum. Ben de yeni aldığım için hani çok da bir bilgim yok. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Biraz sonra da koltuk yıkamayı göstereceğim, ama onu hemen atar mıyım bilmiyorum. Bundan birkaç gün sonra o videoyu da atarım sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.